Sabit hacimli bir kaptaki ideal x gazının sabit sıcaklıkta miktarı arttırılırsa niceliklerinden hangileri artar denilmiş. Birinci öncül gaz basıncı. Ideal gaz denklemi üzerinden yorumlayalım. İdeal gaz denklemini yazdığımızda sabit olan değerleri eleyelim. Soru da bize hacmin sabit olduğu yine sıcaklığın sabit olduğu belirtilmiş. R ise ideal gazdaki sabitimizdi. Basınç ve mol arasında doğru orantı var. O halde x gazının miktarı arttırılırsa yani miktardan kastımız mol olacak burada. Mol artarsa gaz basıncı da artacaktır. Bize artan durumlar sorulduğu için birinci öncül doğrudur. İkinci öncül ortalama kinetik enerji. Ortalama kinetik enerji mutlak sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişmekte. Mutlak sıcaklık dediğimiz sıcaklık da Kelvin sıcaklığı. Burada sıcaklığımız sabit olduğundan dolayı ortalama kinetik enerji de sabittir yorumunu yapacağız. İkinci öncül yanlıştır. Üçüncü öncül birim hacimdeki tanecik sayısı. Birim hacimdeki tanecik sayısını biz mol bölü hacimle yorumluyoruz. Soruda bize hacmin sabit olduğu söylenilmişti. Miktarımız ise artıyordu. Yani molümüz ise artmaktaydı. Mol artarken hacim sabitse birim hacimdeki tanecik sayımız ne olur? Bu formüle göre artar. Üçüncü öncül de aradığımız durumdur. Sorumuzda bize artan özellikler sorulduğu için cevabımız 1 ve 3 olan C seçeneğidir. Yukarıda mol sayısı, hacim ve mutlak sıcaklıkları verilen ideal X, Y ve Z gazlarının basınçları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir deniliyor. Tek tek her bir gaz için ideal gaz denklemini uygulayacağız. İdeal gaz denklemimizi paran varsa ne rahat şeklinde kodlamıştık. Önce X gazı için değerleri yerine yazıyorum. Basıncı bulmaya çalışıyoruz. Px diyelim. Hacim değerimiz tabloda 2V olarak verilmiş. Mol değerimiz n'miş. Burada sıcaklık değerimiz de t'miş. R çarpı t dedik. X'in basıncını burada yalnız başına bıraktığımız yani 2V'yi bölü olarak attığımızda buraya yazalım. Px'i n çarpı r çarpı t bölü 2V şeklinde buluyoruz. Y gazımız için de ideal gaz denklemimizi uygulayalım. Py dedik. Y'nin hacmi V'ymiş. Mol sayısı 2N'miş. Eşittir 2N diyorum. R zaten sabitimiz. Sıcaklığımız yine T. Burada da V'yi karşıya attığımızda Y gazının basıncını 2N çarpı R çarpı T bölü V şeklinde bulduk. Son olarak Z gazı için de ideal gaz denklemini uygulayalım. Hacim değerimiz V'ymiş. Mol değerimiz N'miş. R çarpı sıcaklığımız 2T. Buradan da Z gazı için basınç değerini Bakın 2T ile N çarpı R'yi çarptığımızda yine 2 çarpı n çarpı r çarpı t şeklinde ifademiz gelecek. Bölü v diyeceğiz. Sadeleştirmeleri yapalım. Bütün gazlardaki n değerleri yine r değerleri ve t değerleri gidiyor. Son olarak V değerlerini de götürelim. O halde X gazımızın basıncı 1 bölü 2'den 0.5 atm. Y gazının basıncı 2 bölü 1'den 2 atm. Z gazının basıncı da yine 2 bölü 1'den 2 atm olarak karşımıza çıktı. Bu üç gazın basınçları arasındaki ilişkiyi Y'nin basıncının Z'ye eşit olduğu şeklinde ve Y ile Z X'in 4 katı şeklinde yorumluyoruz. 4 çarpı PX'e eşit. PX 05'ti. 4 kere 05 2 atmosfer. Y ve Z de 2 atmosfer olduğunda eşitliğimiz bu şekilde olacak. Öncüllere baktığımızda doğru cevabın B seçeneğinde olduğunu görüyoruz. 16 gram ideal XO2 gazının 5.6 litrelik sabit hacimli bir kapta 273 santigrat derecedeki basıncı 2 atmosferdir. Buna göre X'in atom kütlesi kaçtır denilmiş. Bize verilen değerler ideal gaz denklemindeki hangi nicelikle ilgili? Öncelikle bunu belirleyelim. 16 gram ifadesi mol ile ilgili. 5.6 litrelik kısım hacimle ilgili. 273 derece sıcaklıkla ilgili olacak. Tabi Kelvin'e çevireceğiz bunu. Son olarak 2 atmosferde basınçla ilgili. Görüldüğü gibi sorumuzda mol, hacim, basınç ve sıcaklıkla ilgili sadece tek bir durum var. Bu niceliklerle ilgili tek durum olduğunda ideal gaz denkleminden herhangi bir niceliği elemiyorduk. Direkt ideal gaz denklemini uyguluyorduk. İdeal gaz denklemini yazalım. Az önce de söylediğim gibi direkt ideal gaz denklemini uyguluyorum. Bize X'in atom kütlesi sorulmuş. X'in atom kütlesini bulabilmek için önce XO2'nin 1 molünün ağırlığını bulmam lazım. Burada bize XO2'nin 16 gram olduğu söylenmiş. Yani molünü henüz bilmiyoruz. O halde bize verilen değerlerden öncelikle XO2 gazının molünü belirleyelim. Basıncımız 2 atmosfermiş. Hacim değerimiz 5.6 litreymiş. Molü bulmaya çalışıyorum. Kimin molünü? XO2'nin molünü bulmaya çalışıyoruz. R'miz 22,4 bölü 273'tü. Sıcaklık değerimiz 273 santigrat derece. Ama biz bunu ne yapacağız? Kelvin'e çevireceğiz. Kelvin ile santigrat arasındaki ilişki santigrat artı 273'tü. Bize verilen sıcaklık 273 derece olduğu için santigrat yerine 273 koydum. 273 de formülden geldi. Kelvin olarak sıcaklığımız 546 Kelvin'dir. O halde sıcaklık değerinde 546 olarak yazdık. Öncelikle sadeleştirmeleri yapalım. 273 ve 546 2'ye 1 oranında bulunmakta. 5.6 ve 22,4 1'e 4 oranında bulunmakta. İkiler de şurada birbirini götürsün. O halde sol tarafta 1 kaldı. Sağ tarafta 4 çarpı mol kaldı. 4 çarpı mol diyoruz. XO2'nin molü. 4'ü karşıya attığımızda XO2'nin molünü 1 bölü 4'ten 0,25 mol olarak buluyoruz. Amacımız neydi? xo 2'nin mol ağırlığını bulmaktı. Yani 1 molün ağırlığını. O halde denklemimizi şöyle kuruyoruz. 0.25 mol X 2 gazı kaç gram gelmekteymiş? 16 gram gelmekteymiş. 16 gramsa 1 molü kaç gramdır dedik. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 1 molün ağırlığını 64 gram buluyoruz. Bu bizim mol ağırlığımız XO2 için. Sorumuz bize x'in atom kütlesini soruyordu. O halde xO2'nin molekül ağırlığından faydalanarak x'in atom ağırlığını bulalım. xO2 formülünde bir tane x var. 1 çarpı x diyoruz. Atom ağırlığını bilmiyoruz x'in. Artı 2 tane oksijen var. 2 çarpı oksijenin atom ağırlığı 16 idi. Bu iki değerin toplamı xO2'nin mol ağırlığını verecek. Yani 64'ü verecek. Buradan denklemi çözdüğümüzde x'i 32 olarak bulmaktayız. O halde sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. İdeal X gazının 4,1 litrelik sabit hacimli bir kaptaki basınç mol sayısı grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre X gazının sıcaklığı kaç santigrat derecedir denilmiş. Arkadaşlar bize verilen basınç mol sayısı grafiğinde herhangi bir nokta seçerek ideal gaz denklemini uygulayacağız. Buradan sıcaklığımızı bularak sonrasında santigrata çevireceğiz. Ben şu noktayı seçmek istiyorum. Bu noktada ideal gaz denklemini uygulayacağım. Tabii ki bu noktayı seçmek zorunda değilim. Şuradaki basıncın 1 mol sayısında 0.5 olduğu noktadan da aynı sonuca ulaşabilirdik. Bunu belirtmek isterim. Tam sayılarla uğraşmak adına ben basıncın 4 mol sayısında 2 olduğu değeri seçeceğimi söyledim. İdeal gaz denklemini yazdık. Basınç gördüğümüz yere şu noktada 4 atmosfermiş basıncımız. Soru bize kap hacmimizin 4,1 litre olduğunu söyledi ve sabit hacimli olduğunu belirtti. Yani herhangi bir noktada her zaman hacim değerimiz 4.1 olacak eşittir diyorum. Mol sayımız grafiğe baktığımızda basıncın 4 atmosfer olduğu durumda 2 moldür. Sadeleştirmenin kolay olabilmesi için bakın hacim değerimiz 4.1. R değerini 22,4 bölü 273 değil de 82 bölü 1000 almak istiyorum. Yani R'yi biz burada 0.0.82 aldık. Tekrar söylüyorum neden böyle yaptık? Sadeleştirme kolay gelsin. 4.1 ve 82 birbirinin katı durumunda çarpı T diyorum. Burada mutlak sıcaklığı bulmaya çalışıyorduk. Unutmayalım bulduğumuz sıcaklık Kelvin olacak. Soru bize santigratı sormuştu. İşlemleri yapalım. 4.1 ile 82'yi sadeleştirdiğinde 1'e 20 oranında bulunmakta. 20'nin sıfırıyla 1000'in bir sıfırı birbirini götürdü. Buradaki 100 karşıya çarpım olarak geçtiğinde eşitliğin sol tarafı 400'e eşit olacak. Eşittir diyorum 2 çarpı 2'den 4 bir de burada t'miz var. 4t. T değerimiz buradan 100 geldi. Dediğimiz gibi gaz denkleminde bulduğumuz sıcaklık değeri Kelvin'di. Sorumuz bize santigrat derece cinsinden sorulmuş. Kelvin ve santigrat arasında Kelvin eşittir santigrat artı 273 ilişkisi bulunmakta. Kelvin sıcaklığımızı 100 Kelvin bulmuştuk. Santigratı bulmaya çalışıyoruz. 273 formülden geldi. 273'ü karşıya attığımda santigrat eksi 173 derecedir yorumunu yapıyoruz. Öncüllere baktığımızda doğru cevabımız A seçeneğinde bulunmakta. Hacmi 11,2 litre olan kapalı cam bir kapta 0 derecede 8 gramlık helyum gazı bulunmaktadır. Buna göre gazın aynı sıcaklıktaki basıncını bir atmosfere düşürmek için kaptan kaç gram helyum gazı uzaklaştırılmalıdır deniliyor. Sorumuza baktığımızda aslında sorunun iki kısımdan oluştuğunu söyleyebiliriz. Birinci kısım başlangıçta mevcut bir gazımız var. Bununla ilgili basınç değeri bize verilmemiş. İkinci kısımda ise basınç değerini düşürmek için helyum uzaklaştırılması gerektiği söylenilmiş. Öncelikle birinci kısımdan gazımızın başlangıç basınç değerini bulalım. Bunu param varsa ne rahat formülünü kullanarak yapacağız. Basıncı bulmaya çalışıyorum. Hacim değerimiz 11.2 litre verilmiş. Mol sayımız 8 gram helyum demiş. Buradan bulacağız. Molün formülünü hatırlayacak olursak kütle bölü mol ağırlığıydı. Helyumun kütlesini 8 gram olarak vermişler. Mol ağırlığı da 4 grammış. Parantez içinde verilmiş. Buradan helyumun molü 2 mol olacak başlangıçta. O halde formülü de yerine yazdım. Sıcaklığımız 0 derece verilmiş. Bunu Kelvin değerine çevireceğiz. Santigrat artı 273 formülünü kullanıyorum. Santigrat gördüğüm yere 0 yazdığımda 273 ile toplarsak Kelvin'i 273 Kelvin olarak bulacağız. Sıcaklığa 273 yazdım. Sadeleştirmenin kolay olması için R değerini 22,4 bölü 273 alıyorum. Sadeleştirmeleri yapalım. 273'ler birbirini götürdü. 11.2 ile 22,4 1'e 2 oranında bulunmakta. Buradan basıncımızı 2 çarpı 2'den 4 atm olarak buluyoruz. Bu bizim başlangıç basıncımız. Sorumuzun ikinci kısmında basıncı bir atmosfere düşürmek için Kaç gram helyum gazı uzaklaştırılmalıdır denilmiş. İdeal gaz denklemini yazarak sabitleri eleyeceğim. Neden burada sabitleri eliyorum? Çünkü arkadaşlar burada ideal gaz denkleminde bulunan niceliklerden basınç ve mol için iki farklı durum söz konusu. Ne diyorduk biz ideal gaz denkleminde yer alan niceliklerden herhangi birisi için iki farklı durum söz konusu olduğunda denklemdeki sabit olan nicelikler elenirdi. Soruya baktığımızda kaba hacmimizin 11.2'de sabit olduğunu görüyoruz. Kapalı bir cam kaptı. İkinci kısımda hacmin değiştiğine dair bir bilgi verilmemiş. R'miz gitti. İdeal gaz denkleminde bulunan R'miz zaten sabit. Bir de sorumuzun ikinci bölümü için ne ifadesi kullanılmış? Sıcaklığın aynı olduğu söylenilmiş. T gitti. Basınç ve mol arasındaki doğru orantıdan formülümüz P1 bölü N1 eşittir. P2 bölü N2 olacak. Başlangıç basıncını 4 atmosfer olarak bulmuştuk. Başlangıç molümüz helyum için 2 mollü. Son basıncın 1 atmosfere düşürülmesi için diye belirtmiş soru 1 atm düşürmek için. O yüzden P2'yi 1 aldım. Son molü bulmaya çalışacağım. Son molü bulduktan sonra aradaki fark kaptan ayrılan helyum miktarı ile ilgili bize bilgi verecek. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 4 çarpı N2 eşittir 2 2 ve 4 2'ye 1 oranında sadeleşti. Bu 2'yi karşıya attığımızda N2 1 bölü 2'den 0,5 moldür diyeceğiz. Demek ki kapta son durumda 0,5 mol madde bulunması gerekiyor. Başlangıçta 2 mol vardı. Son durumda 0,5 mol var. O halde ayrılan helyumun önce molünü sonra gramını bulalım. 2 eksi 0,5'ten 1,5 mol helyum uzaklaşmıştır diyelim. Bize soru gram cinsinden sorulmuş. Şöyle diyoruz. 1 mol helyum 4 gram ise atom ağırlığı 4 olarak verilmişti. Biz 1,5 mol'lük kısmı merak ediyoruz. Nedir dediğimizde buradan 6 gramlık helyumun uzaklaştığı sonucuna vardık. O halde sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Sıcaklığın 273 santigrat derece olduğu bir koşulda yoğunluğu bilinen ideal helyum gazının niceliklerinden hangileri hesaplanabilir? Helyumun atom ağırlığı da verilmiş bize. Arkadaşlar yoğunluğu bildiğimize göre ideal gaz denklemindeki yoğunluk bulunan formülü hatırlayalım. T e çarpı ma eşittir d çarpı r çarpı t ideal gaz denkleminde yoğunluk bulunan formülümüz buydu. Bu arada bu formülün çıkış noktasına da kısaca değinelim. İdeal gaz denklemini yazdığımızda molü kütle bölü mol ağırlığı olarak alırsak R çarpı T eşittir P çarpı V. Yoğunluğun da D eşittir M bölü V olduğunu biliyoruz. Bu ilişkiyi hacmi karşıya atarak bulabiliriz. MA da V'nin geldiği noktaya gelecek. O halde formül ne oluyor? P çarpı MA n bölü v çarpı r çarpı t şeklinde oluyor. Biz n bölü v'yi d olarak aldığımızda yukarıdaki formülü elde ediyorduk. Şimdi sorumuzun yorumuna geçelim. Sıcaklığı biliyoruz. R'yi zaten biliyoruz. Sabitimizde. Bize gazın yoğunluğunun da bilindiği söylenmiş. Sorumuz yine helyum gazı için sorulmuş ve helyumun molarlığı da bize verilmiş. Molarlığını da biliyoruz. O halde bu dört niceliği kullanarak biz basınç değerini hesaplayabiliriz. Birinci öncül hesaplanabilir diyoruz. İkinci öncül hacim denilmiş. İdeal gaz denklemini yazarak yorumlayalım bunu da. İdeal gaz denklemini yazdık. Yukarıdaki formülden gazımızın basıncını bulmuştuk. Yine sorumuzda bize sıcaklık değerinin bilindiği söylenilmişti. R zaten bilinen bir değer. Bakın kalan hacim ve mol ile ilgili herhangi bilgim yok. Biz ideal gazda yoğunluğu biliyorduk ama yoğunluk neydi? M bölü V oranıydı. Yani kütle ve hacmin değerini ayrı ayrı bilmiyoruz. Sadece bu oranı biliyoruz. Dolayısıyla sorumuzda verilen bilgilerden hacim değerini net bir şekilde bulamıyoruz. İkinci öncülü eliyoruz. Mol sayısını bulmak için de molün formülünü hatırlarsak kütle bölü mol ağırlığıydı. Mol ağırlığını biliyoruz ancak bize helyum gazının kaç gram olduğu belirtilmemiş. Yani kütle değerini bilmiyoruz. Kütle değerini bilmediğimizden mol sayısını da bulamayız ya da ideal gaz denklemini düşünerek yorum yapmak istersek de hacmi bilmediğimiz için mol de bulamıyoruz. Dolayısıyla bize verilen bilgiler çerçevesinde sadece biz gazımızın basıncını hesaplayabiliriz. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. 3 ayrı cam kaptan birincisinde m gram hidrojen, ikincisinde m gram helyum, üçüncüsünde m gram metan gazı aynı sıcaklıkta bulunmaktadır. Kaplardaki gaz basınçları arasındaki ilişki birbirine eşit olduğuna göre hangileri arasında bir büyüktür, iki büyüktür, üç ilişkisi bulunmaktadır denilmiş. Öncelikle gazlarımızın molü ile ilgili yorum yapalım. Molün formülü kütle bölü mol ağırlığıydı. Sorumuzda 3 gazın da kütlesinin m gram olduğu yani eşit olduğu söylenilmiş. Sorunun yorumunu daha kolay yapabilmek için m'e bir değer verelim. Bu değeri verirken de hidrojen, helyum ve CH4'ün ortak katını alalım. Mol ağırlıklarını düşündüğümüzde CH4'ün mol ağırlığı 16. Bakın burada atom ağırlıklarından hesapladığınızda 16 bulacaksınız. Helyumun 4. Hidrojenin de moleküler halde olduğu için 2'dir. 16, 4 ve 2'nin ortak katı 16. Diyelim ki M'i 16 gram alalım. O halde her bir gaz için mollerini hesaplayalım. Hidrojen için 16 bölü mol ağırlığı 2 hidrojenin. Buradan hidrojenin molü için 8 moldür diyebiliriz. Helyum için kütlesinin m gram olduğunu yani 16 olduğunu söylemiştik. Mol ağırlığı 4'tü buradan. Helyumun molünü 4 mol. Son olarak metan gazının molü için de yine kütlesi 16 gramdı. Mol ağırlığı da 16. Buradan molünü 1 mol bulduk. Sorumuz bize ne diyordu? Hangi öncüller arasında 1 büyüktür, 2 büyüktür, 3 ilişkisi vardır? Baktığımız zaman mol sayılarında en büyük hidrojen sonra helyum sonra CH4 geliyor. Bize verilen değerlerde birinci kapta hidrojen, ikinci kapta helyum, üçüncü kapta CH4 vardı. Dolayısıyla birinci öncül için bir büyüktür, iki büyüktür, üç ilişkisi bulunmaktadır. İkinci öncül hacim denilmiş. Burada ideal gaz denkleminden yararlanalım. İdeal gaz denklemini yazdığımızda her üç gaz için aynı olan değerleri eleyelim. Gazlarımızın sıcaklıkları aynıymış sıcaklık gitti. R zaten sabit. Yine sorumuzda bize basınçların eşit olduğu durumda sorulduğundan dolayı P de gitti. İdeal gaz denkleminde kalan niceliklerden hacim ve mol arasında doğru orantı vardır. Yani molü büyük olanın hacmi de büyüktür. O halde gazlarımızın mol sayıları arasındaki ilişki hacimler arasında da bulunmaktadır. Yine ikinci öncülde de hacimler arasında hidrojen büyüktür, helyum büyüktür. CH4 ilişkisi vardır. Yani 1 büyüktür, 2 büyüktür, 3 ilişkisi burada da bulunmakta. İkinci öncüyle doğrudur. Moller için de bu yorumu yapalım. Hidrojen, helyum ve CH4 demiştik. Son olarak üçüncü öncüyle baktığımızda birim hacimdeki tanecik sayısı demiş. Birim hacimdeki tanecik sayısını n bölü v ile yorumluyorduk. Gazların molleri ve hacimleri birbiriyle doğru orantılıydı. Yani molü büyük olanın hacmi de büyüktü. Hidrojenin molü için 8 mol dediysek hacmi için de 8 ve ya da 8 litre diyebilirdiniz. Aynı şekilde diğer gazların da molleri ile hacimler arasında doğru orantı vardı. Moline 4 mol dediysek hacmi 4 ve CH4'ün de moline 1 mol dediysek hacmi de V'dir yorumlu yapabilirdik. Her üç gazında mol bölü hacim değerlerini dikkate aldığımızda hidrojen için molümüz 8, hacmimiz 8 ve Helyum için molümüz 4, hacmimiz 4 ve son olarak metan için molümüz 1, hacmimiz de ve hepsinde bu oranları yorumladığımızda 1 bölü V değerine ulaşıyoruz. Yine burası da 1 bölü V. Dolayısıyla birim hacimlerdeki tanecik sayıları 3 gaz içinde eşittir. Bize 1 büyüktür, 2 büyüktür, 3 ilişkisi sorulduğundan 3. öncül yanlış oldu. Burada 3. öncül eşit demesi gerekiyordu. Verilen seçeneklere baktığımızda doğru cevabın 1 ve 2 olan C şıkkı olduğunu söylüyoruz. Aynı koşullardaki yoğunlukları aynı olan ideal X ve Y gazları için niceliklerden hangileri aynıdır denilmiş. Arkadaşlar koşul deyince aklımıza basınç ve sıcaklık gelmeli. O halde her iki gazın basıncı, mutlak sıcaklığı bir de soruda belirtildiği üzere yoğunluğu aynıdır. Öncülleri yorumlayalım. Birinci öncül mol kütleleri denilmiş. Yoğunluk ve mol kütlesini içeren formülü hatırlarsak PMA D çarpı R çarpı T idi. Her iki gaz için aynı olan değerleri eleyelim. İki gazın da koşullar nedeniyle sıcaklıkları ve basıncı aynıdır demiştik. R zaten sabitimiz. O halde yoğunluk ve molekül ağırlığı arasında doğru orantı kaldı. Sorumuzda bize gazlarımızın yoğunluklarının da aynı olduğu söylendiğinden... O halde molekül ağırlıkları da aynıdır yorumunu yapıyoruz. Birinci öncül doğrudur, aynıdır dedik. İkinci öncül ortalama kinetik enerji. Ortalama kinetik enerji mutlak sıcaklıkla doğru orantılıydı. Sorumuzda gazların aynı koşullarda olduğu söylenilmişti. Dolayısıyla mutlak sıcaklıkları birbirine eşittir. O halde ortalama kinetik enerjileri de aynıdır yorumunu yapıyoruz. Üçüncü öncül birim hacimdeki tanecik sayıları denilmiş. Birim hacimdeki tanecik sayısı Mol bölü hacim üzerinden yorumlanmaktaydı. Mol bölü hacim oranı daha büyük olanın birim hacimdeki tanecik sayısı daha büyük şeklinde yorum yapıyordum. Mol bölü hacim oranını düzenleyelim. Bildiğimiz üzere molün formülü n bölü m idi. Mol gördüğüm yere n bölü m yazdığımızda şu bölü diyoruz hacimlerini bu şekilde yazdık. Bunu da düzenlersek paydadaki ve yukarı çarpım olarak geçecek n bölü m Dediğimiz gibi paydadaki v yukarı çarpım olarak geçtiğinde 1 bölü V halini alacak. Son olarak bunu da düzenlediğimde ifadem M bölü MA çarpı V şeklinde gelecek. Bu ifade bizim birim hacimdeki tanecik sayısını yine veriyor. Arkadaşlar bu ifadeye dikkat ettiğimizde şuradaki M bölü V bize yoğunluğu veriyordu. D'yi veriyordu. Soruda bize yoğunlukların aynı olduğu belirtilmişti. Yani iki gaz içinde de d değeri aynı olduğu için n bölü v değeri aynı. Birinci öncülde bu iki gazın mol kütlelerinin de aynı olduğu sonucuna çıkarmıştık şuradaki pmaVRT formülünden. Yani bu ma değeri de aynı. O halde hem de hem de ma değeri aynı olduğundan dolayı birim hacimdeki tanecik sayıları da aynıdır yorumunu yapabiliriz. Üçüncü öncül de doğrudur. Sorumuzda bize iki gaz içinde aynı olan değerler sorulduğu için sorumuzun cevabı birinci, ikinci ve üçüncü öncülleri içeren E seçeneği olacaktır. Deniz seviyesindeki m gram helyum gazının bulunduğu sürtünmesiz pistonlu kapta sıcaklık 0 dereceden 273 dereceye çıkartıldığında gazın basın çarpı hacim değerine karşı hacmindeki değişiklik şekildeki gibidir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır denilmiş. Öncelikle deniz seviyesindeki basınç değerimiz 1 atmosferdir. Yine kabımız sürtünmesiz pistonlu bir kap. Sürtünmesiz pistonlu kaplarda iç basınç dış basınca her zaman eşitti. Dolayısıyla sıcaklık 0 dereceden 273 dereceye çıkarılsa bile kabımız sürtünmesiz pistonlu bir kap olduğu için son basıncımız yine 1 atmosfer olacaktır. O halde basınç çarpı hacim değerindeki basınç değerimiz 1'dir yorumunu yapabiliriz. Öncüllerin yorumuna geçelim. A şıkkı V1 5.6'dır denilmiş. Az önce de bahsettiğim gibi kabımız sürtünmesiz pistonlu bir kap ve işlem deniz seviyesinde gerçekleştiğinden dolayı kabımızın içerisinde bulunan gazın basıncı yine dış basıncı eşit olacaktır. Bir atmosfere eşit olacaktır. Yani ısıtma işlemi öncesindeki P çarpı V değeri 5.6 litre ve basıncın etkisi bu çarpımda 1 atmosfer şeklindeydi. Buradaki V'miz de ilk durumdaki hacim olduğu için V1 değerine eşittir aynı zamanda. 5.6 ise V1'i 5.6 olarak bulabiliriz. A şıkkı doğrudur. B şıkkı x 11.2 litre denilmiş. Yani ikinci durumda ısıtma işleminden sonraki basınç çarpı hacim değeri sorulmuş. İdeal gaz denklemini yazalım. Isıtma işleminden önce ve ısıtma işlemi sonucunda ortamda değişmeyen, sabit olan değerleri ideal gaz denkleminden eleyelim. Bakın ısıtma işleminde kaba herhangi bir ekstra gaz eklenmiyor. Yani miktarımız sabit. R zaten sabit. Yine ne söylemiştik? Kabımız sürtünmesiz pistollu bir kap. Dolayısıyla basınç değerimiz de sabit. O halde hacim ve mutlak sıcaklık arasında doğru orantı vardır. Ve formülümüz V1 bölü T1 eşittir. V2 bölü T2'dir. Başlangıçtaki hacimlerini 5.6 bulmuştuk. Başlangıçtaki sıcaklığımız 0 derece. Kelvine çevirecek olursak. Santigrat artı 273 formülüyle Kelvin'e çeviriyorduk. Santigrat gördüğümüz yere sıfır koyduğumuzda ilk sıcaklığımız 273 Kelvin yapacaktır. Son hacmi merak ediyoruz. İkinci sıcaklığımız sıcaklık 273 dereceye çıkartıldığında 546 Kelvin olmaktadır. Sadeleştirme işlemlerini yapacak olursak 1'e 2 şeklinde. Buradan da içler dışlar çarpımını yaptığımızda V2 değerini 11.2 litre olarak bulmaktayız. X olarak ifade edilen yer basınç çarpı hacim değerini vermekteydi. Basıncı bir atmosfer bulduk. Çarpı V2 değerimizde 11.2 idi. Yani buradaki hacim olan V2'yi 11.2 aldığımızda X'i 11.2 olarak bulmaktayız. V şıkkı da doğru. Bu arada V2'yi de 11.2 olarak bulduk. v de 5.6 idi. Bakın D şıkkının da doğru olduğunu görmekteyiz. 11.2 demiştik son hacim için. C şıkkında gazın 273 derecedeki basıncı 2 atmosferdir denilmişti. En başta ne demiştik? Sürtünmesiz pistonlu kapta ve deneyimiz deniz seviyesinde gerçekleşmekte. Deniz seviyesindeki dış basınç 1 atmosfer. Sürtünmesiz pistonlu kaplarda da iç basınç dış basıncı her zaman eşit olmaktaydı. O halde sorumuzun cevabı C şıkkıdır. Çünkü soru bize yanlış olanı soruyor. Bu öncülün doğrusu basınç değişmemesi gerekirdi. Yani bir atmosfer kalmaya devam etmesi gerekirdi. Eğer sorumuzda bize sürtünmesiz pistonlu kap değil de sabit hacimli bir kap denilseydi sıcaklık 0 dereceden 273 derece çıkartıldığında mutlak sıcaklık 2 katına çıktığından kabın basıncı da 2 katına çıkardır şeklinde yorum yapabilirdik. Ancak kabımız sürtünmesiz pistonlu kap olduğu için dış basınç ve iç basınç eşit olacak. Yani bir atmosfer kalmaya devam edecekti basınç değerimiz. Son olarak E şıkkını yorumlayalım. Bunu da ideal gaz denklemi üzerinden yorumlayalım. Başlangıca göre yapalım arkadaşlar. İlk duruma göre. İlk durumda basıncımız bir atmosfer. Hacim değerimiz şu noktada 5.6 litre. Mol değerini bulmaya çalışıyorum. R'miz 22,4 bölü 273. Başlangıç sıcaklığımız 0 derecede. Kelvin formülünü yerine koyduğumuzda 273 Kelvin yapacak sadeleştirmeleri yaparsak 273'ler gitti. 22.4'ü 5.6'ya payda olarak geçirirsek mol değerimiz 5.6 bölü 22.4'ten 0,25 mol yapacaktır. Peki 1 mol gazımız yani helyum gazımız 4 gram olduğuna göre orada bize bakın helyumun atom ağırlığı verilmiş. Kabımızda 0,25 mol helyum olduğunu bulduk. Kaç gramdır dediğimizde buradan da gram değerini 1 gram olarak bulmaktayız. Sorumuzda başlangıçtaki helyuma m gram denildiği için başlangıçtaki helyumumuz m değerine eşit olan 1'dir diyoruz. E şıkkı da bu şekilde doğru oldu. Sorumuzda yanlış olan sorulduğu için cevabımız C seçeneğidir. Şekildeki ideal pistonlu kapta bulunan m gram CH4 gazının T Kelvin'deki hacmi 2V litredir. Sisteme birbirinden bağımsız uygulanan işlemlerden hangileri sonucunda elde edilen değerler yanlış verilmiştir deniliyor. Öncelikle sorumuzu kolay yorumlamak açısından m gram olarak alınan CH4 miktarına gerçek bir değer verelim. Bu gerçek değeri de Sorumuza baktığımızda eklenen gazlardan helyum ve SO2 de bulunmakta. Ve yine kütleleri emin katları şeklinde. O halde hidrojen helyum ve SO2 gazının ortak katı olan 64'ü M yerine yazabiliriz. M'i 64 olarak aldığımızı belirtelim. Hacim olarak belirtilen V'yi de 1 litre olarak alalım. Bunu kendimiz kabul ettik. M yerine 64 V yerine de 1 litre değerlerini vereceğiz. Şimdi öncüllerimizi yorumlayalım. Mutlak sıcaklık 3T Kelvin yapıldığında CH4'ün basıncı ve gazımızın hacmi ne olur denilmiş. Arkadaşlar öncelikle ideal gaz denklemini yazıyoruz. Baktığımızda kabımız ideal pistonlu kap. İdeal pistonlu kaplarda normalde engel yoksa iç basınçla dış basınç birbirine eşit olur. Bu haliyle kabımızın ideal pistonlu bir kap olduğunu düşünerek basıncı eliyoruz. Eğer bulduğumuz hacim değeri 6V'den daha büyük bir hacimse bu defa sistem pistonlu kap olmaktan çıkacaktır. 6V'ye eşit ya da 6V'den daha küçükse hala sistemimiz pistonlu bir kaptır ve basınç bir atmosferdir şeklinde yorum yaparız. Peki başka sorumuzda bize sabit olarak neler verilmiş? Birinci işlemde kaba herhangi bir madde eklemiyoruz. O halde mol miktarı da sabit olarak düşünülebilir. R'miz zaten sabitimiz. İdeal gaz denklemimizde kalan hacim ve sıcaklık birbiriyle doğru orantılıdır. Formülümüzü uygulayacak olursak V1 bölü T1 eşittir V2 bölü T2 formülü karşımıza çıkmakta. V1 başlangıçtaki hacim değerimiz 2V idi. V'yi 1 litre olarak alalım dediğimizden dolayı V1'e 2 diyorum. Başlangıç sıcaklığımız T kelvinde eşittir. V2 yani son hacmi bulacağız. İkinci işlem sırasındaki sıcaklığımız 3T Kelvin'e çıkarılıyordu. Burayı 3T olarak alıyorum. Sadeleştirmeleri yapalım. T'ler birbirini götürdü. Buradan V2'yi 6 litre olarak buldum. Litreye de V koyduğumuzda V2'nin değeri 6V olacaktı. Pistonumuzun geldiği nokta 6V'den daha büyük olmadığından dolayı sistem hala pistonlu bir kap görevi görmekte. Yani dış basınç iç basınç birbirine eşittir. Dolayısıyla kabımızdaki CH4 basıncı hala 1 atmosferdir. Yani dış basınca eşittir yorumunu yapıyoruz. Birinci öncül için CH4'ün basıncı ve hacim değeri o halde doğru olarak verilmiştir diyoruz. İkinci öncüle geldik. Aynı sıcaklıkta m gram helyum gazı eklenip musluk kapatılıyor. Yine ideal gaz denklemini yazıyorum. Bakın işlemler birbirinden bağımsız uygulanıyordu. Yani sistemin ilk başta 2V'de olduğu duruma göre yorum yapacağız. Yine sistemimizi pistonlu bir kap olarak düşünerek basıncı eliyorum. Ancak bunun bir şartı var. Eğer bu işlem sonucunda bulduğumuz hacim değeri 6V'den daha büyük çıkarsa o zaman sistem sabit basınçlı değildir. Formülü yeniden yorumlamam gerekecektir şeklinde yorum yapıyorum. Öncüllere bakalım. İlk başta basıncın sabit olduğunu düşünelim dedik. İdeal pistonlu kap olduğu için. İkinci işlemde sıcaklık sabitmiş. Aynı sıcaklık denilmiş. T gitti. R de gitti. Hacim ve mol sayısı arasında doğru orantı vardır. Formülümüz V1 bölü N1 eşittir. V2 bölü N2'dir. M gram helyum eklendiği söylenmişti. Bunun mol değerini bulalım. M'i 64 olarak düşünmüştük. 1 mol helyum Atom ağırlığı aşağıda verilmiş. 4 gramsa 64 gramı kaç moldür dediğimizde içler dışlar çarpımı yaparsak buradan 16 mol değerine ulaşacağız. Yani 16 mol helyum eklediğimizi düşünelim. Peki başlangıçtaki CH4 kaç moldu? Bunu da hesaplayalım. 1 mol CH4 aşağıda mol ağırlığı verilmiş. 16 gram ise 64 gramı kaç moldür dediğimizde buradan başlangıçtaki helyumun molünü de 4 mol olarak buluyoruz. Formülü yerine koyalım. V1 başlangıç hacmimiz 2V. V'yi 1 litre alalım demiştim. Yani 2 litre diyelim. N1 değeri için başlangıçtaki CH4'ün molüydü bu. 4 moldü. V2 değerini merak ediyoruz. Son durumda 16 mol helyum ekledik. 4 mol de CH4 gazı vardı. Toplam mol sayımız 20 mol oldu. Buradan sadeleştirmeleri yapacak olursak 1'e 2 oranında 2 ve 4 sadeleşti. 2 ile de 20 1'e 10 oranında sadeleşir. V2'yi 10 litre olarak buluruz. Litreyi V olarak düşündüğümüzde son hacmimiz 10V'dir diye yorum yapabiliriz. Pistonlu kabımıza baktığımızda 6V bölmesinde bir engel bulunmakta. Hacmi 10V bulduğumuz için basınç artık 1 atmosfer olamaz. Çünkü engele takıldı. 6V'de pistonu gaz ileri doğru itmek isteyecek ancak bunu başaramayacak. O halde ne olacak? Sistemimizin basıncı artacaktır. Peki bu basınç değerini hesaplamak üzere İdeal gaz denklemini tekrar yazmak istiyorum. Şu aşağı tarafını silerek yorumumuzu ona göre yapalım. Evet ideal gaz denklemimizi yazıyoruz. İkinci işlem için sabitleri eleyecek olursak sıcaklık sabittir denilmiştir. de sabit. Kaba madde eklendiği için mol sabit değil. Hacim ilk durumdan farklı 6V bölmesine gelecek. Basınç da değişecek. O halde formülümüzü şöyle yorumluyorum. T1 çarpı V1 bölü N1 Eşittir P2 çarpı V2 bölü n2. Başlangıçtaki basıncımız sistem pistonlu kap olduğu için 1 atmosferdir. İç basınç dış basıncı eşitti. Başlangıç hacim değerimiz 2V'di. 2 diyelim 2 litre diyelim. Bölü n1 değerimiz başlangıçtaki CH4'ün molünü 4 mol olarak bulmuştuk. Eşittir diyorum. Son basıncı hesaplamaya çalışıyoruz. V2 değerimiz az önce pistonu 10V olarak bulmuştuk. Ancak sistem 10V hacmi sahip olamayacağından dolayı çünkü 6V'de engel var. O halde son hacim değerimiz 6V yani 6 litre olacaktır. Bölü diyorum N2. Başlangıçta 4 mol CH4 gazı vardı. 16 mol de helyum eklediğimde son molüm 20 mol oldu. Buradan işlemleri yaparak son basınç değerimi bulacağım. 4 ve 20 1'e 5 oranında sadeleşti. Işte i̇çler dışlar çarpımı yaparsak 5 çarpı 2'den 10 eşittir. 6 çarpı P 2 değeri 6'yı karşı attığımızda P2 değerimiz 5/3 bölü 3 olarak karşımıza çıkmakta ikinci işlem sonucunda. Burada bulduğumuz değer kaptaki toplam basınç olacak ikinci işlem sonucunda. Bize sorumuz CH4'ün kısmi basıncını soruyordu. Hemen kısmi basınç formülünden CH4'ün kısmi basıncını hesaplayalım. Kısmi basınç formülünü hatırlayalım. CH4'ün kısmi basıncı bölü toplam basınç eşittir CH4'ün molü bölü toplam mol. CH4'ün kısmi basıncını bulmaya çalıştığımızı söyledik. Toplam basıncı 5 bölü 3 olarak bulduk ikinci işlem sonucunda. Eşittir CH4'ün molü 4 mol toplam mol 20 moldü. Buradan içler dışlar çarpımı yapacak olursak 20 çarpı PCH4 20 P diyelim. Eşittir 5 bölü 3 çarpı 4'ten 20 bölü 3 yapacak. Burada 20'ler birbirini götürürse CH4'ün kısmi basıncını 1 bölü 3 olarak buluyoruz. Sorumuzda bize 0,2 atm yani 1 bölü 5 atm denildiği için ikinci öncülümüz yanlıştır. Hacim değeri doğru olarak verilmiş ancak basınç değeri yanlış. 1 bölü 3 atm olması gerekiyordu. Üçüncü öncülü yorumlayacağız. Şu kısımları bir silelim alanımız açılsın. Üçüncü öncülde aynı sıcaklıkta 2 m gram SO2 gazı eklenip musluk kapatılıyor denilmiş. Hemen SO2'nin kaç mol olduğunu bulalım. 1 mol SO2 64 gramdı. Bize 2m dediği için m'i biz 64 olarak aldık. Yani 2m ne olur? 128 grammış gibi düşünülür. 128 gram kaç moldür dersek buradan da SO2'nin molünü 2 mol olarak buluyoruz. Yani 2 mol SO2 eklendiğinde CH4'ün kısmi basıncı ve toplam hacim ne olur? Bunu yorumlayalım. Yine ideal gaz denklemini yazalım. Yine işlemler birbirinden bağımsız uygulandığından dolayı sistemimizi sabit basınçlı bir sistem olarak kabul edelim. Bulacağımız hacim değerine göre pistolumuzdaki basıncın bir atmosfer mi yoksa bir atmosferden daha mı büyük olduğunu yorumlayacağız. İdeal gaz denklemindeki diğer sabit olan niceliğimiz sıcaklıktı o da gitti R de gitti. Buradan hacim ve mol arasında doğru orantı var. Formülümüz V1 bölü N1 eşittir V2 bölü N2'dir. Başlangıçtaki hacmimiz 2 litreydi 2V'ydi. Başlangıçta CH4 molü vardı ortamda sadece 4 mol olarak düşünmüştük. Son hacmi bulmaya çalışıyorum. Son molü hesaplamak için 4 mol CH4 üzerine 2 mol SO2 gazı eklediğimizde toplam molümüz 6 mol oldu. Sadeleştirmeleri yapalım. 1'e 2 şu 2 ile de 6 1'e 3 oranında sadeleşecek. Buradan V2 değerini biz 3 litre olarak bulmaktayız. Yani 3V'dir diyebiliriz. Bakın pistonumuz 6V'nin ilerisine gitmeye çalışmadığından dolayı o halde sistem hala ideal pistonlu bir kaptır ve hacim değerimiz son durumda 3. işlem için konuşuyorum. 3V gelecek. O halde sistem hala pistonlu bir kap olduğu için son basınç değerimize P toplam diyelim. Yine 1 atmosferdir diyeceğiz. Bize CH4'ün kısmi basıncı sorulmuştu. Hemen hesaplayalım. CH4'ün kısmi basıncı bölü toplam basınç eşittir CH4'ün molü bölü toplam mol şeklinde bulunuyordu kısmi basıncımız. CH4'ün kısmi basıncını bulacağımızı söyledik. Toplam basınç 1 atmosferdi. Çünkü sistem hala pistonlu bir kaptı. 3V bölmesine gelmişti piston. Sistemin iç basıncı ile dış basıncı eşit değildir şeklinde yorum yapabilmek için hacim değerimiz ikinci işlemde olduğu gibi 6V'den daha büyük olma eğiliminde olması gerekiyordu. Burada 3V olduğu için Sistemimiz hala ideal pistonlu bir kap ve basınç değerimiz hala dış basınca eşit dedik. CH4'ün molü başlangıçta 4 mol olarak verilmişti. Toplam mol 2 mol SO2 eklendiğinde 6 mole çıkmıştı. Burada sadeleştirmeler yapılacak olursak 2'ye 3 şeklinde sadeleşti. İşlemleri yaptığımızda 3 çarpı CH4 eşittir 2. 3'ü karşıya atarsak CH4'ün kısmi basıncı 2 bölü 3 ATM yapacak. Verilen öncülde 0.5 atm denildiği için yanlıştır. Zaten hacim değeri de 4V olarak verilmiş. Bu da yanlış bir değer. Üçüncü öncülü de yanlış dedik. Doğrusu hacim 3V CH4'ün kısmı basıncı da 2 bölü 3 atm olması gerekirdi. Sorunuzda bize yanlış olan öncüller sorulduğu için cevabımız 2 ve 3 olan D seçeneğidir. İki ayrı sabit hacimli kaptan birincisinde m gram helyum ikincisinde m gram hidrojen gazları bulunmaktadır. Bu gazların basınç sıcaklık grafikleri şekilde verilmiştir. Buna göre helyum ve hidrojen gazları ile ilgili yargılardan hangileri yanlıştır deniliyor. Birinci öncül mol sayıları arasındaki ilişkiden bahsedilmiş. Dikkat edersek soruda her iki gazın kütlesinin eşit olduğu bize belirtilmişti. İkisinin de mol düşündüğümüzde m değerine sayısal bir değer verelim. 2 ve 4'ün ortak katı olarak emi 4 alalım. Yani başlangıçta 4 gram helyum ve 4 gram hidrojen gaz alınmış olsun. Mol formülünü hatırladığımızda öncelikle hidrojenin molünü hesaplayalım. 4 gram hidrojen aldığımızı düşünelim demiştik. Mol ağırlığı moleküler halde olduğu için H2'nin 2'dir. Dolayısıyla buradan hidrojenin molü 2 mol gelecek. Aynı şekilde helyumun molünü hesaplayacak olursak bunun da kütlesi m gramdı. Emi 4 olarak düşündüğümüzde Helyumun mol ağırlığı bize yine soruda 4 olarak verilmiş. Buradan helyumun molü de 1 moldür. O halde burada bulduğumuz değerlere göre hidrojenin molü helyumdan daha büyüktür şeklinde yorum yapacağız. Burada tam tersi bir durum bize verilmiş. Birinci öncül yanlıştır. İkinci öncül hacimleri arasındaki ilişkiden bahsedilmiş. Her iki gaz için ideal gaz denklemini yazmak istiyorum. Önce hidrojen için yazalım. Hidrojenin Basıncı çarpı hidrojenin hacmi iki ayrı kapta bulunuyordu bunlar. Hidrojenin molü çarpı R çarpı hidrojenin sıcaklığıdır. Aynı şekilde helyum için ideal gaz denklemini yazıyorum. Her iki gaz için de yukarıdaki grafikten yararlanarak basınç değerlerinin aynı olduğu herhangi bir noktayı seçelim. Buradan yola çıkarak sıcaklıkları arasında yorum yapalım. Bakın şu mavi eğride sıcaklık değerimiz helyuma ait olacak. Aynı şekilde kırmızı elimizde sıcaklık değerimiz hidrojene ait olacak. Tabi burada sıcaklık grafiğimiz santigrat ancak kelvine çevirdiğimizde her ikisine de 273 ekleyeceğimizden dolayı aralarındaki ilişki bozulmamakta. Yani burada sıcaklık değerlerine baktığımızda hidrojenin sıcaklığı helyumdan daha büyüktür. Yorumunu yapabiliriz aynı basınçta. Her iki gazda aynı olan durumları eleyelim. Yukarıdaki yorumu aynı basınca göre yaptım. Her ikisinin basıncı aynı olduğu durumda R'ler zaten aynıdır. Ki gazın molleri ve sıcaklıkları hacimler arasındaki yorumu etkileyecek. Mol değerlerini kıyasladığımızda yukarıda bulmuştuk. Hidrojenin molü helyumdan daha büyüktü. Yine sıcaklıklar arasındaki ilişkiye baktığımızda hidrojenin sıcaklığı yine helyumdan büyük. Mol çarpı sıcaklık değeri hacimle doğru orantılı olarak değiştiğini gördüğümüze göre Burada hidrojenin hem molü hem de sıcaklığı helyumdan daha büyükse o halde hacim değeri de hidrojenin helyuma göre daha fazla olmalıdır yorumunu yapıyoruz. Dolayısıyla ikinci öncülümüz doğrudur. Üçüncü öncül aynı sıcaklıkta birim hacimdeki molekül sayısı fazla olan helyumdur deniliyor. Birim hacimdeki molekül sayısı yorumu mol bölü hacimle yapılıyordu. İdeal gaz denklemini yazalım. Sabitlere eleyecek olursak, bakın aynı sıcaklık denilmiş sıcaklık gitti R gitti. İdeal gaz denklemindeki kalan durumlardan bu ifadeyi düzenleyecek olursak, P eşittir n bölü V ifadesi gelmekte. Bu n bölü V zaten bizim için neyi ifade ediyordu? Aynı sıcaklıktaki birim hacimdeki molekül sayısını ifade ediyordu. O halde aynı sıcaklıkta basınç değeri daha büyük olan gazın mol bölü hacim değeri Dolayısıyla birim hacimdeki molekül sayısı da fazladır yorumunu yapabiliriz. O halde grafikten yararlanarak aynı sıcaklıktaki gazların basıncı büyük olan kim bunu belirleyelim. Öncelikle grafiğim üzerinde yaptığımız çalışmayı bir silelim. Bakın iki gaz içinde sıcaklığın aynı olduğu herhangi bir nokta seçiyorum. Bu noktalardan basıncı daha büyük olan kimdir? Helyum gazıdır. Eğriden bunu anlıyoruz. Ne demiştik arkadaşlar? Basıncı büyük olanın mol bölü hacim oranı da aynı sıcaklıkta büyüktür. Ve mol bölü hacim oranı bize aynı sıcaklıkta birim hacimdeki molekül sayısıyla ilgili bilgi vermekte. Bulduğumuz basınç değerlerine baktığımızda aynı sıcaklık için helyumun basıncı hidrojenden büyük ise o halde birim hacimdeki molekül sayısı da helyumun daha fazladır yorumunu yapıyoruz. Öncülümüzde de zaten aynı sıcaklıkta birim hacimdeki molekül sayısı fazla olan helyumdur demiş. Yani 3. öncül doğrudur. Soru bize yanlış olanı sorduğundan cevabımız yalnız bir olan A seçeneğidir. 3 atmosfer basınç 0 santigrat derecedeki eşit kütleli N2 ve C4H8 gazlarından oluşan karışımın yoğunluğu kaç gram bölü litredir denilmiş. Arkadaşlar sorumuzda eşit kütleli ifadesi geçmekte. O halde bize verilen gazların molekül ağırlıklarının ortak katını değer olarak verelim. Molekül ağırlığımız azot için 28, C4H8 için 56 gramdır. Şurası 8 olacak. Her ikisinin ortak katı 56 olduğundan dolayı ikisinden de 56 gram almış olalım başlangıçta. Yani elimizde 56 gram azot 56 gram da C4H8 gazı bulunsun. Bu değerleri keyfi olarak seçtik. Bunu yaparken eşit dediği için molekül ağırlıklarının ortak katını aldık. O halde ilk başta ideal gaz denkleminden hacim değerimizi belirleyelim. Paran varsa ne rahat şeklinde kodluyorduk. Soruda basınç değerini 3 atmosfer vermiş. Hacim değerini bulmaya çalışıyoruz. N'i bulalım. N dediğimiz burada toplam mol olacak. Değer verdiğimiz 56 gram ve 56 gram C4H8 için mol değerini hesaplayalım. 1 mol azot 28 grammış. 56 gramı ne olacaktır? 2 mol olacaktır. 1 mol C4H8 zaten direkt 56 gramdı. Dolayısıyla buradan da 1 mol ifadesi geldi. O halde kapta bulunan toplam mol sayımız 3 mol oldu. R yerine 22,4 bölü 273 yazdım. Sıcaklık değerimiz 0 santigrat dereceydi. 0 santigrat derece 273 kelvin yapmaktaydı. İdeal gaz denkleminde bulunan sıcaklık değerimiz kelvindi. Dolayısıyla burada kelvin sıcaklığını yazacağız. O da 273 kelvindir dedik. Sadeleştirme yaparsak 273'ler birbirini götürdü. 3'ler birbirini götürdü. Hacim değerimizi 22,4 olarak bulduk. Bu bizim litre değerimiz. Bize soru karışımın yoğunluğunu soruyordu ve birim olarak gram bölü litre denmişti. Yoğunluğun formülünü hatırlayacak olursak kütle bölü hacimdi. Toplam kütlemiz 56 gram azottan 56 gram da C4H8'den 112 gramdır. Kabımızın hacmi ise 22,4 litre olarak bulunmuştu. İşlemi yaptığımızda 112 bölü 22,4'ten yoğunluk değerimizi 5 gram bölü litre olarak buluyoruz arkadaşlar. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir.